Merhaba arkadaşlar. Yeşil Üniversitesi Endüstri Mühendisliği topluluğu hazırladı. Üniversite adayı ve biz öğrencilerinin eğitim hayatlarımız boyunca karşımıza çıkacak çeşitli fırsatları nasıl değerlendireceğimiz veya zorlukların üstünden nasıl geleceğimizi, hatta yakın geleceklerimizde üniversite sonrası bizlere nelerin beklediğini, bizlere en yakından empati kurabilecek kişilere sorduğumuz Mezun Sohbetleri serisinin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün aramızda mezunumuz ve aynı zamanda Yaşar Endüstri Mühendisliği Topluluğu'nun eski başkanı Keremcan Deliktaş bulunuyor. Kerem abi diye hitap edeceğim. Ben Egemen Şahin. Ben Helin Sacer. Kerem abi hoş geldiniz öncelikle. Hoş Merhaba, geldiniz. Merhaba Enesu, nasılsınız? İyiyiz, çok teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Yani biraz önce de söylemiştim ama isterseniz sen diye de hitap edebilirsiniz ama nasıl rahat edeceksiniz öyle devam edebilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Tamamdır. İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Burada olmaktan mutluyum. Üçüncüsüne beni çağırmanız beni mutlu etti gerçekten. Böyle bir şey yapmanız, bu fikri ortaya atmanız gayet güzel bir şey. Özellikle şu Covid döneminde, pandemi döneminde hani insanlarla daha nasıl etkinlik sunabiliriz veya farklı şeyler yapabiliriz diye düşünürken çok güzel bir şey olmuş gerçekten. Önceki serileri de izledim zaten. Umutlu olan, Atakan'la olan. Onlar da çok keyifli geçmiş. Çok teşekkür ederim buraya çağırdığınız için. Ne demek? Biz teşekkür ederiz. Röportajımıza ilk sorumuzla başlıyorum o zaman. Biz kısaca sizin kendinizi bir tanıtmanızı istiyoruz Kerem abi. Valla 2015 yılında Yaşar Üniversitesi'ne girmiştim. Bir yıl hazırlık, ondan sonra 4 yılda bölümü tamamlayarak 2020 yılında mezunum. Açıkçası ilk başta hazırlıkta EMT ile tanışmıştım. EMT'nin düzenlemiş olduğu tanışma faslına gitmiştim. Ondan sonrasında düzenlemiş olan TEMÖP etkinliği vardı. TEMÖP etkinliğinin eğlencesine gitmiştim. Orada ortamı görmüştüm. Yani nasıl bir ortam olduğunu, nasıl bir daha doğrusu topluluk olduğunu. Yani aile gibi gelmişti gerçekten bu ama tam anlamıyla nasıl anladım derseniz 2016 yılında Övünç'ün başkanı olduğu yıl sektör günleri etkinliği vardı. Hızlı tüketilebilir ürünlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Onun toplantısına gitmiştim. Toplantısı gerçekleşmişti. Orada gerçekten yararlı olabilecek şeyler olduğunu gördüm toplulukta. Gerekse zirve etkinliğinden bahsedilmişti, sektör günlerinden bahsedilmişti. O zamanlar tabii kariyer günleri etkinlikleri yoktu veya bu birebir mülakat yaptığımız diğer kariyer günleri olayları, mülakat simülasyonları yoktu. Ama bazen bir konuşmadan en ufak bir şey, bir çıkarım dahi yapsanız insanın hayatını değiştirebilir. O yüzden iyi insanları getirip onları dinleyebilme şansı kazanmak önemli bir şey. O yüzden ilgiyle başlamıştım. Sektör günleri etkinliği vardı ilk başta. Sonrasında zirve etkinliğimiz sonrasında tekrardan sektör günleri vardı. O zamanlar yılda iki tane sektör günleri etkinliği oluyordu kariyer günleri olmadan önce. Ondan sonraki sene yanlış hatırlamıyorsam evet Zeynep'in dönemiyle beraber tek sektör günleri etkinliği ve tek kariyer günleri etkinliği olarak devam etmişti. Yani keyifli geçiyordu benim için. Hani çünkü şu anda mesela artık mezun oldum ve çalışıyorum. Elim ve kolumu sallayarak şu anda bir CMS fabrikasını veya farklı fabrikaları gezemem, göremem. Ama hem toplulukta bulunduğum süre içerisinde hem başkan olduğum süre içerisinde birçok fabrikaya girip birçok fabrikayı görme sistemlerini tanıma şansı kazandım. O yüzden artısı çok oldu bana Yaşar Emniyeti'nin. Yaşar Emniyeti ile tanışmam biraz böyleydi. Geçtiğimiz yılda mezun oldum bölümümüzden. Kendimi böyle özetleyebilirim açıkçası. Yaşar EMT ile beraber yollarımın nasıl kesiştiği. Anladım. Çok teşekkür ederiz. Cevabınız için. Şimdi hikayenin böyle en başından başlayalım istiyorum. Endüstri Mühendisliği bölümünü neden tercih ettiniz? Ya da nasıl tercih ettiniz? Yani şöyle oldu. Aslında birkaç farklı tercih vardı önümde. Hani ailemle çalışmak vardı ya da daha farklı bir meslek yapmak vardı. Daha farklı meslek olarak düşündüğümüzde birkaç meslek grubu vardı kafamda aslında. Hani hukuk okumak istiyordum. Yani bu olmasaydı hukuk okurdum diye düşünüyordum. Ya da endüstri mühendisliği okuyacaktım. Aile mesleğimizi, aile işimizi biraz daha ilerletmek istediğim için ve endüstri mühendisliğinin de bu anlamda bana birçok şey katacağını bildiğim için endüstri mühendisliğine lise 3'ün sonunda karar vermiştim. Daha doğrusu lise 3'ün ilk döneminin sonu diyebilirim. Zaten o sıralar
rehberlik hocalarıyla beraber görüşmeler gerçekleştiriyorduk. Kendilerine tekrardan ben aile işimizi devam ettirmek istediğimi, onlarla beraber çalışmak istediğimi söylediğim takdirde kendileri de bu mesleğin bana uygun olabileceğini söylemişlerdi ve araştırmıştım. Hani araştırarak bulduğum bir şey değildi, onu söyleyeyim en başta. Hocaların tavsiyesiydi ama sonrasında bir araştırmaya girdim. Ve gerçekten dışarıdan bakınca keyifli bir bölüm olarak gözüküyordu. Severek okuyabileceğimi düşündüm ve pişman değilim. Hani ilk başta mesela İstanbul'da okumak vardı hedefim. Ama sonrasında Yaşar oldu ama Yaşar'da okuduğum için de gayet memnunum. Beklentimin üstünde bir eğitim aldığımı söyleyebilirim. Anladım. Şimdi bu eğitim hayatınız aslında akademik hayatınıza birazcık giriş yapmak istiyorum Kerem abi. Bize de biraz Yaşar Üniversitesi serüveninizde akademik hayat kısmını nasıl geçirdiğinizden bahsederseniz çok sevinirim. Yani şöyle söyleyeyim. Yaşar'da belirli zor bölümler var. Gerçekten zor. Zaten bugün kütüphaneye gidip baktığınızda, gerçi bugünkü kütüphaneye gidip bakamayız COVID dolayısıyla ama geçmiş yıllarda baktığımızda belirli bölümlerin orada ne kadar çok efor sarf ettiğini görebiliyorduk. Hani mimarların falan kendi zaten stüdyoları vardı, orada çizimler gerçekleştiriyorlardı. Ama gerekse hukuk öğrencileri veya belirli mühendislik bölümleri öğrencileri ciddi efor sarf edip yani kendini akademik anlamda geliştirmek adına orada sabah girip akşam çıkanları ya da akşam girip sabah çıkanı gördüğüm çok zaman oldu. Bazı mühendislikler hatta endüstri mühendisliğini mühendislikten kabul etmezler. Hani onlar biraz daha işletme bölümü gibi, o tam mühendis değil onlar gibi söylemleri bulunur. Ama Yaşar Üniversitesi'nde aldığımız eğitim gerçekten o kadar zorlayıcı bir eğitim ki. Evet geçersiniz, hani 4 seneyi bitirirsiniz. Belki hiç alttan dersiniz falan olmaz. Ama hep D ile C ile geçersiniz. Ve bir şeyler yapmak istiyorsanız biraz daha kendinizi zorlamanız gerekmektedir. Ve okulumuzu diğer okullardan ayıran mesela bitirme projesinin rekabetçiliği bulunmakta. Ha, yine COVID dolayısıyla geçen sene biz de tam olarak sunamamıştık. Yani evet online ortamda video göndermiştik ama klasik yani artık bu gelenekselleşmiş bir sunumlar olurdu. Onları gerçekleştiremedik. Ama ciddi anlamda dördüncü sınıfın mesela, özellikle dördüncü sınıfı söyleyebilirim. Evet, artık kendimi hazır hissedebiliyorum diyebilecek konuma getirdiğini söyleyebilirim. Özellikle öğrenciler için. Çünkü üçüncü sınıfta birçok önemli dersi görüyorsunuz. Zaten endüstri mühendisliği açıkçası ikinci sınıfı ikinci dönemiyle falan başlıyor artık. İkinci sınıfın ikinci dönemine kadar hep hazırlık aşaması oluyor. İkinci sınıfın ikinci döneminden sonra biraz daha artık evet meslekle ilgili bir şeyler görmeye başlıyorsunuz. Gerekse istatistik dersi olsun, olasılık dersleri olsun. Biraz daha artık işin ciddileştiğini görüyorsunuz. Üçüncü sınıf dersleriyle beraberse zaten artık bölümde gerekse üretim dersleri, operational research dersleri olsun. Bunlarla beraber artık mesleğinizi öğrenmeye başlıyorsunuz diyebilirim. Ama dördüncü sınıftaki projeyle beraber evet artık gerçekten bunu gerçek hayatta nasıl gerçek hayatta kullanabilirim bu derste gördüklerimi gibi içiniz biraz daha rahat ediyor. İçiniz biraz daha hani rahat bir şekilde mezun olabiliyorsunuz diyebilirim. Hani mezun olduktan sonra derler ya bazı mezunlar sudan çıkmış balığa dönüyor diye. Aslında bizim okulun dördüncü sınıfı hani hayata hazırlayabiliyor diyorum o diyebilirim. Hani sudan çıkmış balığa dönmüyorsunuz çok. Yine zorlandığınız, girdiğiniz iş yerinde onların sistemine alışmanız gerekmektedir. Herkesin sistemi farklıdır çünkü. Alışma zamanı sürer ama biraz daha tabii ki tecrübeli gittiğinizi söyleyebilirim bu konuda. Peki Kerem abi. Eğitim hayatınızın dışında hani oturduğunuz sıralarda neler yaptınız? Katılmış olduğunuz sosyal aktiviteler neler? Topluluklar? Bunlardan biraz bize bahsedebilir misiniz? Şöyle söyleyeyim zaten Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği topluluğunda olduğumu biliyorsunuz. Sürecin daha doğrusu boş vakitlerimin büyük çoğunluğunu EMT'de geçiriyordum. Tabii başkan olduğum dönemde diğer toplulukların da etkinliklerine gitmek gerekebiliyor bazen. Hani onların da etkinliklerini ziyaret edebilmek, onlar da bize geldikleri oluyor. Hani bu konularda biraz daha destekçi olmak lazım. Lojistik topluluğuyla dirsek dirseğe verdiğimiz dönemler olmuştu. Kendileriyle beraber ortak bir aynı zamanda etkinliğimiz olmuştu. Bir yurt dışından gelen Slovenya ya da Slovakya'dan olması lazım.
gelen bir kafile vardı. Onları ağırlamıştık. 2 gün süren bir etkinlikti o da. Lojistik topluluğuyla ilgili şeyler oldu. Gastronomi topluluğu başkanı çok yakın arkadaşımdı. Birkaç kere onun etkinliğine gitmiştim. Genelde geziyordum ya. Hani girmediğim yer kalmıyordu diyebilirim yani. Her topluluğun etkinliğine bir kez girmişimdir büyük ihtimal. Hani edebiyat topluluğuna kadar gitmiştim yani. Psikoloji, edebiyat, hani birçoğuna girmiştim. Söyleyebilirim size. Kerem abi, şimdiki sorumuz eski dönem Yaşar Endüstri Mühendisliği Yönetim Kurulu'ndan ve aynı zamanda bir önceki bölümümüzün konu Atakan Yurt'tan ve günümüz Yönetim Kurulu'ndan Yaren Özkan'dan size geliyor. Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Topluluğu'nun başkanı olmaya nasıl ikna olduğunuzu ve başkanlık dönemlerinizde neler yaptığınızı anlatabilir misiniz? Yani evet, bu biraz daha şey, ikinci sınıfın sonundaydı. İkinci sınıfta da yönetim kurulundaydım. Yine sektör günleri ve kariyer günleri koordinatörüydüm. İkinci sınıfın sonunda arkadaşlarım sormuştu bana, Atakanlar daha doğrusu. Hani böyle bir niyetim var mı, başkan olmak ister misin? Hani sen başkan olmalısın falan gibisinden. Açıkçası ben pek istemiyordum. Yani bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama biraz daha başkan olacak kişiye arkadan destek vermek istiyordum. Hani çünkü benim için keyifli oluyordu. Aynı zamanda iş oluyordu. Hani dersler yetişmek biraz daha yorucu olabiliyordu benim için. Çünkü oraya da yetişmeye çalışıyorum. 3 yere birden yetişmek biraz benim için zorlayıcı olabilirdi. Hani yapmışken de layığıyla yapmak lazım aslında. O yüzden de çok kararsız kalıyordum. Hani diyordum ki evet, bu başkan çıksın. Hani bir aday olsun. Ben onu desteklerim. Hani arkadan da ben yönetim kurulunda olmasam da olur. Yani sonuçta bu keyifli ortam benim hoşuma gidiyor. Hani burada beraber bir şeyler yapmak. Ama o dönemlerde evet, biraz ısrarlar olmuştu. Gerek Zeynep Bengel, Atakan'ın, onlarla konuşmuş. Evet, öyle ikna edildim. Ha, pişman mıyım? Hiç pişman değilim. Birçok kattığı şey var. Ne oldu? Biraz daha az uyudum. Hani sosyal hayatımdan mı kıstın diye sorarsanız, hayır, sosyal hayatımdan falan kısmadım. Yine dersimi çalıştığım da oluyordu. Kütüphanede sabahladığım da oluyordu. Ama uykudan kıstım biraz. Hani bu süreçte. Bana çok kattığı şeyler oldu gerçekten ama Yaşar Emet'in. Evet. Var mıydı sonu devam bu arada? Aslında hani başkanlık döneminde neler yaptığınız gibi bir soru eklentisi var ama ben aslında bunu sormama gerek yoktu pek. İlk 5 soruda siz zaten aslında açıkladınız neler yaptığınızı yeterince diye düşünüyorum. O yüzden yani dönemimden bahsedebilir derseniz. Yani dönemimizde yeni bir şeyler olarak söyleyeyim. Neler eklediniz? Benim sektörleri ve kariyer günleri koordinatörü olduğum zaman da ilk kariyer günlerini evet biz yapmıştık. Benim koordinatörlüğümde gerçekleşmişti. Başkanlık dönemimde ise neler yapmıştık? Mülakat simülasyonu yapmıştık ilk defa kariyer günlerinde. Bir şeyler yapalım, yeni bir şeyler olsun. 4 firmayla anlaşmıştık, 4 şirketle anlaşmıştık. Kendileri gidip mülakat sağladılar. Hatta oradan gerçekten kendine staj bulan öğrenciler, arkadaşlarımız dahi oldu. Güzel. Bu firmaların da çok hoşuna gitmişti bu mülakat simülasyonu. Bizler için de güzel bir tecrübe olmuştu. Yani geçen sene daha da güzel oldu. Bu sene evet pandemi dolayısıyla biraz daha zor ama yine de hani daha da üzerine koyarak devam ediliyor. Biraz daha işte neler yapmıştık? Aile bütünlüğünü göstermek adına biraz daha sosyal faaliyetlerimiz oluyordu. Gerekse kahvaltılar, gerekse birkaç Halloween parti tarzı şeyler düzenlemiştik. Öyle şeyler yapmıştık. Teknik gezide Elif'in geçmiş dönem başkan, Elif o zamanlar teknik gezi koordinatörüydü. 7 ya da 8 tane teknik gezi düzenledi. Gerçekten onun da başarılı olduğu bir seneydi. O yüzden teknik gezilerimiz bitmiyor gibi bir şeydi. Hani bitiyordu, bir hafta boş, bir hafta dolu gibi yapıyorduk. Çok güzeldi gerçekten. Elif'in emeği büyüktür yani o konuda. Onu söyleyebilirim. Güzeldi ya. Herkesin çalıştığı keyifli, güzel bir seneydi bizler için. Peki, teşekkür ederiz. Sıradaki sorumuz şu şekilde. Siz de Yaşar Üniversitesi öğrencisiydiniz. Hatta çok yeni mezunsunuz. Sizce biz bir okul dönemimizde neleri kesinlikle deneyimlemeliyiz? Sizin iyi ki bunu yaptım, iyi ki bunu deneyimlediğim dediğiniz ya da keşke şunu da yapsaydım dediğiniz neler var? Biraz bunları duymak istiyoruz. Mesela şöyle söyleyeyim. Hazırlıktan sonra yurt dışına gitmiştim. Hazırlığı yarın önüne bitirip yurt dışına gitmiştim. Bilmiyorum şu an hazırlık arkadaşlarımız var mı burada?
Daha doğrusu dinleyeceklerdir illaki. Kulübümüzde var, evet. Okulumuzdaki hazırlık öğrencileri. İlk dönemde bitmediği için belki bu onlar için bir şey olabilir, cevap olabilir. Ne yapacağım, ne edeceğim diye düşünüyorlarsa eğer. Ben hazırlığı dönemde bitirip İngiltere'ye gitmiştim. Yaklaşık 2,5 ay, evet 10 hafta kadar İngiltere'de kalmıştım. İlk defa İzmir'den, ailemden o kadar uzak bir süre yurt dışındaydım. Daha doğrusu onlardan uzaktım diyeyim. Ama kendi ayakları üzerinde durmayı insan öğreniyor. Yani tabii soracaksınız mesela kendi paranla mı gittin falan, ailen destek olmadı mı gibisinden. Hayır, onlar destek oldu. Onlar destek olmazsa tabii ki gidemezdim. Ama ne oluyor? İnsan yemek yapmayı, bulaşık yıkamayı, ütü, çamaşır, oldu. Her şey sorumluluk sana ait. Yemek yapmasından bulaşığına, ütüsüne, yani her şey hani sabah kendin kalkıyorsun, etrafı toparlıyorsun, okula gidiyorsun, geri geliyorsun. Hani her şeye sen karar verdin. Bir 10 hafta gibi bir süreçti. Benim için de gerçekten güzel bir süreç olmuştu bu. Aynı zamanda ikinci sınıfın sonunda da yaklaşık bir 2 aylık Almanya'ya gitmiştim. Frankfurt'taydım. O zamanlar daha farklı planlarım vardı. Hani yurt dışına taşınma gibi. Hani şirketi biraz daha oraya çekme gibi. Şu an biraz daha askıya aldığımız planlar. Ancak o da gerçekten benim için etkili olmuştu. Tabii alışıktım artık. İngiltere'deki 2,5 aydan sonra çok zorlamadı. Tabii farklı bir ortam. Tekrardan insan, yani tek başına gidiyorsun. Çevre ediniyorsun. 2 aylık da olsa tek başına insan sıkılıyor tabii ki. Bir çevre edinmek istediği oluyor. O anlamda üniversitenin katkıları oldu. Aynı zamanda bilmiyorum şu anda mesela ne tavsiye ederseniz diye sorarsanız. Geçmiş senelerde hakimdim ama şu an nasıl olduğu konusunda pek bir fikrim yok. Bu çap yan dal. Okulumuzda hani bunu tutturmak, bu hakkı kazanmak çok zor değil aslında. Evet, aynı anda 2 bölümü, 3 bölümü birden götürmek hakikaten kolay bir şey değil. Ama bildiğim kadarıyla kaçtı? 2.80 ortalama istiyorlar çap için. Evet. Değişmediyse 2.50 de yan dal mı? Öyle olması lazım. Ben şu an aynı güncel bilgileri biliyorum. Hani idealistseniz, yapmak istiyorum diyorsanız yapılabilecek ortalamalar. Hani çok uçuk, afaki şeyler değil bunlar. Bunları yapabilirsiniz. Yani ne istediğini bilmek de önemli aslında bu konularda. Ve hani sadece endüstri mühendisliği topluluğu şey yapmıyorum, sınırlamıyorum bunu. Başka topluluklara da üye olabilirsiniz. Yani sosyalleşebildiğiniz kadar sosyalleşmek, network'ü genişletmek. Yani bunlar tabii ki kendinize katabileceğiniz basit şeyler diyeyim aslında. Çünkü bir bedel ödemiyorsunuz bir topluluğa girerken. Bir para vermiyorsunuz, bir şey yapmıyorsunuz. Ama şimdi mesela ben gidip bir topluluğa girmek istesem, ben artık öğrenci değilim. O yüzden hani bir bedel ödemem lazım, bir vakit ayırmam lazım. Ama bu bulunduğunuz çatı altında bir okuldayken çok daha kolay olan şeyler. Teşekkür ederiz Kerem abi. Kerem abi, biliyoruz ki siz aile şirketinde çalışan bir endüstri mühendisisiniz. Bunun özellikle özel üniversiteler arasında çok yaygın bir şekilde aslında birçok kişinin durumu da sizle örtüşüyor. Özel sektöre kıyasla, eğer kıyaslama şansınız varsa, bunun nasıl bir tecrübe olduğundan veya kurumsal, siz kendi şirketinize, aile şirketinize neler kattığınızdan birazcık bahsedebilir misiniz? Şöyle söyleyeyim, aslında EMT ile beraber hani şirkete daha çok şey katabildiğimi gördüm. Neden diye soracaksınız. Biz bir giyim firmasıyız. Sonuçta tekstil ürünleri üretiyoruz. Hani bir elbise üretiyoruz açıkçası. Ve benim de bu alanda fabrikalar görmeme, Yaşar EMT sayesinde fabrikalar görebildim açıkçası. Hani Hugo Boss teknik gezimiz vardı mesela. Oraya gidip onların sistemini görebildim. Tekrardan bir tekstil fabrikasının nasıl olabileceğini gördüm. Buradan çıkarımlar yaptığımız oldu kendimize. Hani farklı sistemler gördüm. İnsanlar nasıl kullanmışlar? Hani gerekse ihracat, lojistik açısından nasıl olmuş? Üretimleri nasıl? Bir banda nasıl oluşturmuşlar? Otomasyon nerede kullanmışlar? Ya da tekstilde nerede kullanılabilir? Hani bu soruların çok üzerine gittim. Hatta Mahmut Ali hocamızla birkaç kere görüştüğüm olmuştur. Kendisinden fikir alışverişi yaptığım olmuştur. Sağ olsun çok o konularda da yardımcı oldu bana. Gidip birebir görüştüğümde hani kendi sistemimizi anlattığımda, onun da çünkü zamanında Hugo Boss'ta yaptığı projeler olmuş. O yüzden kendisi de bu konuda tecrübeli bir insan. Evet, gerçekten okulumuzdaki hocalar, akademisyenler çok başarılı endüstri mühendisleri.
Hepsinden ayrı ayrı çok şeyler kaptım. Kendimi geliştirdim sayelerinde. Şunu söyleyebilirim ki mesela ilk başta 4. sınıf projesiyle beraber artık kafamda iyice oturtmaya başlamıştı. Neleri değiştirebiliriz, neleri yapabiliriz? Tabii ki her şey bir anda olmuyor. Bazı şeylerin zamanla olması lazım. Her departmana bir anda proje yapılmıyor. Çünkü biz aslında bitirme projesinde gördük. Hani biz sipariş planlama sistemi oluşturmuştuk. Yani o kadar alan var ki ama hepsini aynı anda yapamazsınız. Bazı şeylerin adım adım olması lazımdır. Biz de biraz daha şirkette kurumsallığa geçerken mezun olduktan sonra mesela sipariş takip sistemleri hazırladım. Bunları biraz daha bilgisayarlardan kontrol edilebilir ve daha kolay hallere geldi. Hani önceden mesela müşteri bazlı olan şeyler artık ürün bazlı olduğu için daha kolay üretim aşamaları ve sipariş takip aşamaları gerçekleşti. Bunları gerçekleştiren sistemler yarattık. Aynı zamanda üretimin birçok alanında hani özellikle pandemi döneminde hani biraz daha beklenmedik bir şeydi. Bu tüm dünya için beklenmedik bir olaydı. Hani sadece Türkiye değil, tüm dünyada olduğu için neler yapabiliriz? Nasıl daha farklı yollar izleyebiliriz derken aslında yaratıcılıkla beraber mühendis kafası olarak düşününce çok daha farklı şeyler yapılabildi. Hani şöyle söyleyeyim mesela. Bazen elinizde fazla materyal, ham madde kalmış oluyor. Bunları nasıl değerlendirmeniz açısından farklı fikirlerimiz oldu. Farklı ürünler ortaya çıkardık. Bu açıdan gerçekten endüstri mühendisliğinin katkılarını gördüm diyebilirim. Aynı zamanda mesela şu an üzerinde çalıştığım mesela bir malzeme takip sistemi için bir MRP programı var. Hani onun üzerinde bir araştırmalarım ve uygulamalarım düşüyor. Ya tabii ki bu bir yazılım şirketinin yapabileceği derecede büyük ya da kaliteli bir MRP olmayacak sonuçta. Ama en azından ilk başlarken herkesin biraz daha alışması anlamında, departmanların alışması anlamında daha kolay, basic bir şey yapmak benim de işime geldi. Ama onlara da bu işin içine entegre ederek beraber nasıl yapabileceğimizi konuştuk, düşündük. O yüzden okulda gördüklerimi aslında iş yerinde uygulayabilmek, daha doğrusu kendi sistemini kendi yaratıyor olabilmek avantajları da var, dezavantajları da var illaki. Bazen hakikaten bir ikinci, üçüncü gözün de projelere bakması, fikirlere onaylaması sizler için yararlı olabiliyor. Ama dediğim gibi burada biraz da olay kişide bitiyor. Yani EMT'de olmasaydım Hugo Boss fabrikasını göremezdim. Öyle söyleyeyim. Hani ve hakikaten azımsanacak bir firma değil. Gerçekten iyi bir firma Hugo Boss firması. Onun fabrikasını görebilmek, gezebilmek. Bunlar gerçekten benim için avantajdı. Farklı insanlarla görüştüm. Mesela tekrardan zirveye çağırdığımız belirli konuşmacılar vardı. Konuşmacılar aslında belirli aile şirketlerinde hala çalışmalarına devam edip ama belirli yerlerden de kendi başarılarına ulaşmış insanlardı. Onlarla konuştuğumda da çok güzel fikir alışverişleri yaptık. Çünkü illaki insanın kafasında soru işaretleri oluyor bazen. Nasıl olur, nasıl gider gibisinden. Ya da mesela benim en çok soru işaretim şuradaydı. Okul bittikten sonra biraz dışarıda çalışıp ondan sonra mı acaba aile şirketiyle beraber devam etsem gibi soru işaretlerim vardı. Birçok hocayla da bunu konuştuğum vardır. Erdinç hocayla konuşmuştum, Önder hocayla konuşmuşluğum vardır. Adalet hocayla da sohbetler gerçekleştirmiştik. Yani genelde hepsiyle konuştuktan sonra evet başlamaya karar verdim. Çünkü geçmişten de zaten hani bu işi yapıyordum diyebilirim yani. Hem okuyup hem de çalışıyordum. Bu yüzden artık adapte edip sisteme ve sadece aslında üniversiteyi bitirip oraya gelmem kalmıştı. Şu anda devam ediyoruz açıkçası. Peki Kerem abi, sen sektöründe çalışmak isteyen bir adaya ne gibi tavsiyeler verebilirsin? Bu yönde işte tekstil yönünde kendini geliştirmek isteyen bir endüstri mühendisine neler söylemek istersin? Yani dediğim gibi olabildiğince yer gezsinler. Sadece hani teknik gezilerde bu tekstil fabrikasıyla kısıtlanmamalı. Ben CMS'ye gittiğimde de birçok şey gördüm. Ya da EGEFREN'e gittiğimde de, Ege Endüstri'ye gittiğimde de çok farklı şeyler gördüm. Stajımda da çok farklı tecrübeler kazandım. Hani kendilerini geliştirmeye baksınlar. Gerçekten o teknik gezilerin çok büyük katkıları var. Tuborg'a gitmiştik mesela. Daha doğrusu Anadolu Efes'e gitmiştik. Pardon, Tuborg'a gitmemiştik. Karıştırdım. Ona gittiğimizde de o sistemleri görmek, oradaki insanlara bir şeyler sorabilmek veya
üniversiteden gelen bir konuşmacının oturumunu dinleyebilmek, mülakatlara girebilmek bile insanı ayrı geliştiriyor. Şöyle söyleyeyim. Evet, mesela özgüveni olan bir insandım ama toplulukta bazı şeyleri başardıktan sonra insanın illaki yapabildim diyebilmek özgüvenini daha da çok arttırıyor. İlk başta mesela insanın içine çıkarken bir konuşma yapacağımız zamanlarda bir 15-20 dakika kendimi hazırlardım. Hani ne konuşabilirim diye kafamdan düşünürdüm. Ama artık bu dönemin sonlarına geldiği zamanda, yani daha doğrusu artık başkan olduğum dönemde diyebilirim. Başkan olduğum dönemde çok daha rahattım. Çünkü en nihayetinde aramızda 1-2 yaş var. Ya 1-2 yaş benden büyüktür karşımdaki ya da 1-2 yaş benden küçüktür. Arkadaş ortamı, kimsenin gelinmesine gerek yok. Sonuçta kimsenin kâr amacı gütmediği bir yer Yaşar EMT, böyle topluluklar. O nedenle biraz da eğlenmeye bakalım, arkadaş olarak devam edelim. Hani konuşalım, sohbet edelim. Sohbet çerçevesinde ilerlediği için de zaten keyifli bir ortam oldu bizler için. Dediğim gibi ama hocaları biraz sıksınlar, öyle söyleyeyim. Mesela hakikaten ne tavsiyeleriniz olur derseniz, çok sağlam bir kitle var. Okulda çok gerçekten sağlam bir kitle var. Yapışın, yapışın abi. Yani ben size bunu öneririm. Adalet Hoca, Önder Hoca, yani isim vermek doğru değil, hepsini saymam lazım çünkü isim vermek gerekirse, ama şu anda hani Önder Hoca ile beraber proje yaptığımız için ve Adalet Hoca ile ara sıra görüştüğümüz için onları söyledim. Gerçekten yardımcı olmak için gecenin bir aralarına kadar kalan hocalar vardı bizlere. Yani o şeyi iyi değerlendirmek lazım. Şansı iyi değerlendirmek lazım. Dediğim gibi ne sorarsanız sorun. Yani ben Mahmut Ali Hoca'ya biraz önce de dediğim gibi saatlerce, hani bölümle alakalı olmamasına rağmen kendi işimiz olduğu için resmen ondan hani fikir alışverişi yapıyordum. Çünkü hani hoca aynı zamanda bir danışman. Hani bulabileceğim en iyi danışman belki de. Ve bunu ne Yaşar Üniversitesi sayesinde ben Mahmut Ali Hoca'yla konuşma şansı bulmuştum. Ya da Ali Hoca'yla konuşma, fikir alışverişi yapma şansı bulmuştum. Ve gerçekten çok kıymetli fikirleri vardı kendilerinin bana. Zaman zaman da uyguladığım şeyler, gerçekten uygulabildiğim kadarıyla tabii ki. Ne güzel. Röportajımızın hafiften sonlarına gelirken şimdi birkaç bitiriş sorusu soracağım sizlere. Birazcık sizin aslında kariyer de dışında hayat olarak gelecek planlarınız nelerdir Kerem abi? Bunu duymak istiyorum. Yani plan yapmamaya bakıyorum açıkçası. Öyle söyleyeyim. Çünkü ne zaman bir plan yapsan, bir beklentiye girsen o plan gerçek. Ama dediğim gibi kendini geliştirmeye bakmalı insan. Hep ileriye. Hani bir laf var ya, koşamıyorsan yürü, yürüyemiyorsan sürüklen ama bir şekilde ilerle diye. Gerçekten hepimizin bazen kafasının dalgın olduğu, hiçbir şeyle ilgilenmek istemediği zamanlar oluyor. Ama bu zamanlardan da bir an önce kendini sıyırıp tekrardan hayata devam etmek gerekiyor. Çünkü ben mesela başkan olduğum dönemde de bunu çok söylerdim. Her sene 52 bin tane endüstri mühendisi mezun oluyor. İlla ki farklı bir şeyler yapmak lazım ki aralarından sıyrılalım. Çünkü bu ülkenin bir yılda 52 bin tane endüstri mühendisi ihtiyacı yok. Yani o yüzden en ufak bir şey daha yapsanız, bir dil daha öğrenseniz kaç bin kişinin önüne geçersiniz. Bu çok önemli bir şey. Ya da bir sosyal aktivite dahi. Gitmiş olduğunuz ne bileyim, çok alakasız bir kurs bile sizleri çok daha farklı yerlere götürebilir. Algınızı açar. O yüzden boş geçirmemeye bakın. Eğlenin, gezin ama boş geçirmemeye bakın biraz da. Kendinizi geliştirmeye bakın. Çünkü gerçekten sonra o kadar kolay olmuyor. Şu anda mesela hayatıma bakacak olursanız, kısıtlamaların da tabii ki bize getirdiği şartlar nedeniyle iş, ev, ev, iş, iş, ev, ev, iş. Yani üçgen bile yok ortada. Bir doğru var. Evet. Üçüncü bir yer daha yok. Öyle söyleyebilirim. Zaman zaman gittiğim yerler oluyor. Onlarla sınırlı zaten bu da. Ama şu an mesela öğrenci olsaydım çok daha farklı şeyler yapabilirdim. Arkadaşlarımla girip bir hafta kalırdım belki ya da bir yere tatile giderdim. Dersler de online. Çok daha kolay olurdu belki bir şeyler benim için. Ama sorumluluğu elden bırakmamak lazım. Sorumlu davranmak lazım bazen. Ya da şöyle söyleyeyim. Hani mesela biraz önce sormuş olduğunuz soru gibi, aile şirketinin dezavantajlarından biri de insana bazen şunu düşündürebilir. Ya nasıl olsa kurulu bir düzen var. Buradan mezun olduktan sonra yerim belli. Ama böyle düşünmemek lazım. Bazen insan hani kendime nasıl daha kanıtlayabilirim?
Çünkü insan kendini kendisine kanıtlamak zorunda. Birçok sektörde ve Kesinlikle. dışarıda çalışırken dahi. Yani ne olur tabii ki dışarıda bir özel sektörde çalıştığınızda kendinize patronunuza kanıtlama ya da işverenize kanıtlama gayeniz olmaktadır. Bu çok normal aslında. Ama bazen de işte kendi kendimizi nasıl daha iyi pazarlayabildiğimiz önemli olan, kaba bir tabir belki de ama kesinlikle yaptıklarınızı nasıl sattığınız, nasıl biri olduğunuzu gösterdiğiniz önemlidir. O aile şirketi olanlara da tavsiyem odur. Nasıl olsa kurulu bir düzen var. O nedenden dolayı çalışmasam da etmesem de olur. Üniversite bitsin ondan sonra zaten daha rahat olarak bakılmamalı üniversiteye. Ve bir şey yapacaklarsa bence üniversite okumadan direkt madem öyle bir düzen var o düzenin başına ya da içine girmelerini tavsiye ederim. Çünkü zaman kaybıdır diğer türlü. Peki Kerem abi çok teşekkür ederiz. Son sorumuza geldik. Sizin Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği topluluğu üyelerine söylemek istediğiniz şeyler nelerdir? Vallahi izliyorum. Gerçekten çok güzel gidiyor bu sene. Geçen sene de öyle. Her sene üstüne koyarak daha da ilerliyor topluluk. Hani bir gurur kaynağı gibi. Her zaman zaten diğer başkanlarla konuştuğumuzda da söylerdik. EMVT bizim çocuğumuz gibi. Yani onun bu noktalara gelmiş olmasını görmek gerçekten bize mutluluk veriyor. Evet ve artık sizden şey bekliyoruz. Bir mezunlar toplantısı olur. Mezunlar buluşması olur. Hep beraber bir şeyler yapılır. Vallahi çok niyet etmiştik buna. Ama tabii pandemi nedeniyle bunlar biraz ertelendi. Ama pandemiden sonra sözünüz olsun. Sen daha 4 sene oradasın zaten. Hani Evet. 2 sene mi senin? Evet, benim 2 senem kaldı. Egemen'in 2 senesi var ama sen daha 4 sene oradasın bu seneyi de sayarsa. Vallahi bilmiyorum artık bir mezunlar buluşması tadında bir şey. Biz yapamadık siz yapın. Siz bunu artık. İnşallah. İnşallah evet. Bunu daha önce de bu istek bize geldi. Atakan Her mezunda abiden. yaşadık bunu hatta. Yani bence yapılması gerekiyor gerçekten. Çünkü keyifli anılar ya. Yani şurada 1 saatlik şu konuşmamız dahi beni güzel günlere geri gönderdi diyebilirim. Çok teşekkür ederiz Atakan abi. Çok affedersiniz Kerem abi. Yani Katıldığınız için bizi kırmadığınız için. Atakan'la karıştırılmak biraz üzdü beni ama olsun. Orayı baştan al istersen. Ben buraya halledeceğim montajı ya da böyle tatlı kalsın derim. Hem eski konuğumuzda hem de biraz önce lafı geçtik, kusura bakmayın. Kerem abi kırmadığınız geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi gerçekten. Çok sağ olun arkadaşlar. Evet, bize gerçekten yararlı olduğunu düşündüğüm bilgiler verdiniz. Umarım izleyenler de kendilerine bir şey çıkartırlar. Vallahi her zaman destek olmak isteriz. Çok sağ olun. Yapabileceğiniz yerde farklı şeyler. Bizim izleyenlerimize son bir sözümüz olarak bu tarz bölümlerimiz gelmeye devam edecek arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bizlerle gerçekten Kerem abi geçtiğimiz senenin mezunu. Yani bu kadar daha işi içinden çıkmış olan başka birisini ben hayal edemiyorum. En bize yakın insanlarla temastayız. Devamı için kanalımıza abone olabilirsiniz, takipte kalabilirsiniz. Bizi de mutlu edersiniz bunu yaparak. Bir sonraki Beğenmeyi de bölümde gömü unutmayın. işini sola Zeynep için sağ Aynen tıklayın. öyle. 2 video sonrasında bir sonraki başkanlarımız. Övünç hazır ama ya Zeynep karşısında. Zeynep oyları götürür vallahi. Bir sonraki Zeynep övünç Tamamdır. Çok teşekkür ederim Kerem abi. Ben hafiften kapatabilirim toplantımızı. tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Sonraki Sağ olun. videomuzda görüşmek üzere.